tatiline çıkacağımızı söylediğimizde ay aman inşallah her tarafın sağlam dönersin der herkes. Gerçekten de kazalar açısından en tehlikeli sporlardan biri kayak. O nedenle ne yaptığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Bir defa çocuklarımıza da bunları öğretmemiz gerekiyor. Yani kar pistlerinde nasıl davranılır? Pistin ortasında durulmaz. Pistin alt kısmında herkesin iniş yaptığı zamanlarda ortalıklarda durulmaz gibi. Çocukların ağırlık merkezleri daha aşağıda olduğundan düşmeler sırasında daha iyi korunuyorlar ve onlar daha kolay ayağa kalkıyorlar. Ama yine de ciddi bir düşmenin önlenmesi tabii ki çok önemli. Düşmeler sadece kendilerinin düşmesi değil, çarpmalar şeklinde de olabiliyor. O nedenle 360 derecelik antenini kullanmayı çocuğumuza öğreteceğiz kayak sırasında. Özellikle de ilk zamanlarda değişik şekillerde liflere binme olduğundan, çeken liftler veya kendinden oturaklı liftler olduğundan hepsini öğretirken başında durup öğretmenler dahilinde onların gözetiminde nasıl lifte bineceğini öğretmemiz gerekiyor. Özellikle kayak tatilinin ilk günü, daha ilk öğrenilirken ya da ilk açılırken, ikinci sene veya üçüncü sene ise tekrar hatırlarken kazaların en fazla olduğunu biliyoruz. Bir de kazaların ve düşmelerin en fazla olduğu günlerin 3. 4. günler olduğunu biliyoruz. Çünkü bu günlerde artık kas yorgunlukları nedeniyle dengenin bozulması ve düşmeler daha fazla olabiliyor. Bu günleri biraz daha hafife almakta fayda var. Ve her zaman için kar pistine çıkmadan önce kasları çalıştırmak lazım. Öncesinden de, tatile gitmeden önce de çocuğumuz eğer spor yapan bir çocuksa zaten kasları hazır demektir. Ancak aktif spor yapmayan bir çocuksa biraz kaslarını çalıştıracak egzersizler yaparak bu tatile hazırlanmakta fayda var. O durumda aşırı kas yorgunlukları ve beklenmedik düşmeler tabii daha az olacaktır. Şimdi diyelim çocuğumuz düştü. Kalkabiliyorsa, kendi kendine ayaklanabiliyorsa olay çok ciddi değil demektir. Ancak düştükten sonra kalkamayacak durumdaysa hemen başına giderek neresi çok ağrıyorsa, acıyorsa, kıpırdayamıyorsa değerlendirmek gerekiyor. Eğer aşırı bir şişme, kızarma, kan toplaması, morarma gibi bir durum varsa etraftan hemen kar alarak o bölgeyi hem hareket ettirmeyeceğiz hem de karla kaplayarak biraz soğumasını ve bölgedeki hasarın soğukla dengelenmesini sağlayacağız. Hiç çekinmeyeceğiz. Kar pistlerinde her zaman için ilk yardım ekipleri var. Bunlar motorize bir şekilde sedye ile gelebiliyorlar. Hatta havadan bile gelebiliyorlar. Bazen de çok deneyimli kayakçılar tarafından çekilen sedyeler var. Bunlardan yararlanarak yardım alacağız. Ta ki tıbbi değerlendirme yapılarak kırık, çıkık veya ciddi bir yumuşak doku zedelenmesi olup olmadığı çözülene kadar. Yani kendimizi hasarlandıktan sonra eğer kıpırdayamıyorsak çok da zorlamayacağız. Bu tehlikeleri birazcık pistlerde ve liftlerde nasıl davranılacağını önceden öğretirsek ve güvenli bir şekilde alıştırırsak çocuğumuza daha iyi önlemiş olacağız. Bunlar kayağın keyifli hale gelmesi için çok dikkat etmemiz gereken konular.